Merhaba, Edirne'deyiz. Üç Şerefeli Camii'deyiz. Şu minaresi muhteşemmiş. Şöyle yukarı doğru çevirir bakarsanız. Bu video bir 360 videodur. Telefonunuzu sağa sola yukarı aşağı oynatarak ya da görüntüyü parmağınıza basılı tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak ya da bilgisayarda izliyorsanız mouse'da görüntüyü basılı tutup sağa sola yukarı aşağı oynatarak her yönü görebilirsiniz. Evet, yukarı doğru bakarsanız muhteşem bir minare göreceksiniz. Ve camiye ismini veren Üç Şerefeli Minaresi. Edirne'deyiz, Edirne merkezdeyiz. Burada harika bir eser var. Edirne'ye geldiğinizde mutlaka görmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Yani şu muhteşem giriş insanı acayip etkiliyor. Cami ile ilgili metin şurada var. Gelin oradan bilgilendireyim ben size. Az çok biliyorum ama ezbere söylemek istemiyorum. Ezbere söylerken mutlaka bir yanılma oluyor. Üç Şerefeli Camii yapımı 1437 yılında başlanmış olup 1447'de tamamlanmış. Camiyi yaptıran Sultan II. bırakmış. İnşaatı yaklaşık 10 yıl sürmüş. Mimar o dönemin meşhur mimarlarından Mimar Muhlihiddin Perşitli mimarmış. Mimarın yanında ayrıca Şahabettin Usta yardımcı olarak çalışmış. Bu camiyle birlikte çok kubbeli yapıdan tek merkezli kubbeli bir yapıya geçilmiş. Yani bu caminin özelliği o çok kubbeli camilerden tek büyük bir kubbeli cami yapısının Osmanlı'nın geçişini temsil ediyor. Evet, Şerefeli Cami kapısı. Bu çeşitli uzun uzun bilgilerden bahsedilmiş. Gelin biz gezelim, içini verelim. Avlusundaki kubbelerin içleri de çok güzel. Ve bir dakika. Her birini farklı mı yapmışlar? Vay canına. Her birini farklı yapmışlar. O zaman ben her birini dolaşırım bunları. Ama şuradan bir dışarı bakalım. Fatih Sultan Mehmet Müzesi varmış orada da. Tabii şu an saat 5 geçti, işi kapalı. Evet, şu kubbelerin her birini görmemiz gerekiyor. Çok ilginç. Muhteşem. Standart bir işlemeyle gidilmemiş. Yani burada görüntü yukarı doğru çevirmeniz gerekiyor ya da telefonunuzu yukarı çevirin. Her birine farklı bir yazı yazılmış. Farklı bir işlem yapılmış. Çok güzel. Bir de çay bahçesi var. Şu yan tarafında. Biz videoya şuradan başladık çekmeye. Şu kubbelere bakar mısınız? Hepsi farklı farklı. Hepsi farklı farklı. Böyle bir şey ilk kez denk geldim. Ayrı bir güzellik katmış bu iş.
Ya da şöyle bakacak olursam, dedim simetrik olarak mı ama evet, simetrik olarak sanırım. Şunun da kenarlarını görürsem emin olacağım ama hayır. Kesinlikle hayır. Farklı. Şu giriş kısmında bir ufak bir benzerlik var ama farklı. Selamünaleyküm. Ana merkez var ya, buranın bura ana merkez, bura orijinal, iki tarafı orijinal, gök orijinal. Zirveyi alıyor mu? Alıyor. Hepsini alıyor. Bu yazılar orijinal. Öyle her baba yiğidin karı değil bunlar. Değil mi? Ne kadar güzel yapmışlar mermerin üstüne. Selimiye'nin yapısı, eski caminin yazısı, üç şerefelinin kapısı. Ana kapı bu. Orijinal tekrar et, tekrar et. Selimiye'nin yapısı. Yapısı. Eski caminin yazısı. Yazısı, içi yazılı. Üç şerefelinin kapısı. Kapısı, çok güzel. Güzel, sana da iyi denk geldik amcam. Allah'a emanet. Allah senden razı olsun. Hepimizden. Çok güzel, harika, sağ olasın. Söyle. Şimdi sen şu olunca bunu koyuyorsun buraya. Bunu çektiği zaman hangi kuşun şeysi çıkıyor ortaya? Ha. O çok öten kuşun ismi ne? Bülbül mü? Yok. Ya. Büyük olan. Kartal. Selçuklu'nun simgesi mi? Zikreden ya. Zikreden var ya. Gelmedi aklıma. Onu bir deneriz. Koyuyorsun, bunu çekiyor, sana gösteriyor aynı kuşun. Kuş görseli çıkıyor. Sana çıkıyor, evet. Onu bir çıkışta deneyeceğim. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet, orayı da yerden çektiğimizde bir kuş motifi görebiliyormuşuz. Cami muhteşem. Görüntüyü kontrol edelim. Evet. Başın en iyi sen. Şu kubbe gerçekten müthiş bir kubbe. Bu da mı onlardan? Bu taraf dönüyor mu? Bu taraf galiba sıkışmış. Evet, bu taraf sıkışmış. Hafif o tarafa da yerleşmiş canım. Daha erken saatte gelmedi mi? Pişman olduğum için açıkçası. Daha aydınlık olurdu. İçerisi görüntüler daha güzel olurdu. Artık onu da siz yaparsınız. Başım döndü yukarı bakarak gülmekte. Bismillahirrahmanirrahim yazmışlar öyle de.
Vermeyeceğiz. Şurada bir tane yapılmış var. Onu da ittirmiş olalım. Onu da ittirelim. Şöyle yapayım. Orada bir kuş motifi çıkıyormuş. Onu telefonla videoyu kapattıktan sonra çekerim. Üç şerefeli camideydik. Kubbelerin işte motifleri muhteşem. Caminin içi. Bu kubbenin yüksekliği ve büyüklüğü çok heybetli, çok güzel. Bu cami mimarisinde dönüm noktası bir camiydi. Gezdiğimiz cami. Çok kubbeli yapılardan ortada büyük tek kubbeli yapıya geçişin ilk örneğiydi. Başka bir mekan ve başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.